Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Türkcell'le haftaya teknolojik bakış programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün de yine bomba gündemlerimiz var. Evet. Yine Türkiye'nin her zaman olduğu gibi. Hem Türkiye'nin hem küresel pazarın yani farklı böyle teknolojide öne çıkan başlıkları toparladık diyelim. Bu hafta güzel bir haberimiz var. Getir'den geldi biliyorsun. Evet. Türkiye'de Londra'da çalışmaya başladı. Aslında bunu Getir çok öncesinde planlıyordu. Hatta biz onun yani yaklaşık olarak bir 4-5 sene önce bir sunumuna gitmiştik. O sunumda hani Türkiye'den önce İstanbul dışına açılmadan önce Avrupa'da bazı şehirlere gitmeyi planladıklarını söylemişlerdi. Hı hı. Ama sonradan biliyorsun Türkiye'de de birçok yerde hizmet vermeye başladılar hani Avrupa'dan önce. Şimdi de Londra'da hizmet vermeye başladılar ki burada önemli konu bence Getir'in yine orada da Getir ismiyle. Evet evet. Ön plana çıkıyor olması. İngilizler de öğrenecek yani Getir'in. Yani, aynen öyle. Ne Getir anlama geldiğini Getir diyecekler olacaklar yani. Güzel bir şey. Bu güzel bir haberdi. Bir diğer haberimiz. Küresel pazardan bu da. Sony Xperia Pro'yu 2500 dolarlık fiyatla satışa sundu. Şimdi bazı arkadaşlar diyebilir ya Sony mi kaldı kardeşim? Yani. Hayır bu arada telefon bu arada arkadaşlar hani bilmeyenler yani, olabilir. Ya biliyorlardır canım o kadar Xperia belki, sonuçta. Xperia dedin mi yani telefon. Ha, yalnız bu arada markası. İnanılmaz bir kitlesi var biliyor musun Sony telefonların hala Türkiye'de? Bu aslında Sony Walkman'ler vardı telefon evet. Olarak hatırlıyor musun? Evet. O dönemde çok satıyorlardı. O Walkman telefonlar falan bayağı bir satıyordu. Ama akıllı telefonlara geçiş sürecinde onlar da bir böyle bir sedelediler. LG gibi oldu biraz. Bak LG de çok satıyordu. O G serisi mesela inanılmaz satmıştı. Efsane olmuştu. Sonra kayboldu gitti. Hatta piyasadan çekiliyorlar. Şimdi o Xperia'nın Pro modeli de yani 2500 dolar ama tabii bayağı psikopat özellikleri var bu arada. Ya ne kadar olursa olsun şimdi yani 2500 dolar dedim mi bir katlanabilir ekranı olmasını bekliyor insan. Arkadaşlar biliyorsunuz son dönemde katlanabilir ekranlı telefonlar artık biraz daha böyle revaçlı olmaya başladılar. Ki en pahalısı yine 2500 dolar değildi. Değil hani mi? Fiyatları düşüyor onların bile. Sonra ya öyle bir şey yapmış ki almasınlar arkadaşlar. Bu telefon zaten yok, dandik ben bunu yapamam biraz galiba. Biraz da şey yapmış ama mesela bu yeni Alpha 1 diye bir model çıkardı. A1 diye fotoğraf makinesi. Ona bağlayıp işte monitör gibi kullanabiliyorsun. Biraz özel bir ekran kullanmışlar. 4K ekran falan filan. 4K ekran daha önce de kullanmışlardı ama tamamen 4K sunamıyordu mesela ki sunsa zaten telefonun şarjı dayanmaz muhtemelen bir. Aynen evet burada da nasıl olacak onu da bilmiyoruz. 3-4 saatlik bir şarj ömrü falan. Ya onda mesela şey yapmışlardı o 4K ekranda. Normalde HD çözünürlükte sunuyordu mesela. Ama sadece belirli ekranlarda 4K'ya geçiş yapıyordu. Anca o şekildeydi. Bunda da muhtemelen öyledir. Atıyorum kameraya bağladığında sadece 4K veriyordur. Muhtemelen. Ki çok kısıtlı bir kitleye hitap ettiğini evet, düşünüyorum. Tabii. Yani o kamerayı o kamera alacak. 6500 dolar yani, bu arada. O kamerayı kamera alacak. O kamerayı alan birisi koymaz zaten 6500 dolar veriyorsa. Ha, telefon almış adam. Ülkemize satılıyor mu o kamera? Daha Türkiye'ye gelmedi ama. Gelse kaç para olur yani. Kabaca ben 70-80 bin lira falan bir fiyatmıştım ona yani. 70-80 bin. Bir de sadece gövde bu arada o. Ya bir de şeyle lensleri falan hariç. Lensleri hariç. Ama iyi bir lens almaya kalksam bir 15-20 bin lira. Ya Sony çok uçuk davranmıştı. PlayStation 5'i şöyle ayır Sony'den tamam mı? Bence Sony'den geriye çok bir şey kalmaz. Evet. Bir tek PlayStation 5'te şu anda iyi. Onun dışında da aynen. Eskiden gibi. Bak mesela ses sistemleri Sony dediğin zaman. Özellikle ses sistemleri, televizyonlar, işte ne bileyim kameralar. Ama şimdi bakıyorsun. Ama bilmediğim bir şey var ya da biliyorsundur da şu an Sony'nin en çok etkin olduğu alan sensör üretimi. Sensör üretimi ama onda da mesela akıllı telefonların çoğunda zaten bizim izleyicilerimiz de biliyordur. Çoğu üretici Sony'nin sensörlerini kullanıyor. Evet ama baktığın zaman orta segmente hitap eden sensörler. Yani üst düzey değil. Üst düzey telefonlarda mesela Huawei şu anda Dayusomark'ta birinci sırada hangi lensleri kullanıyor? Leica'nın lenslerini kullanıyor. Sensör olarak da Sony kullanmıyor bu arada. Veya yani, Apple da Sony kullanmıyor. Mesela. Aynen öyle. Kendi, sensör, o kendi kadar, sensörlerini o geliştiriyorlar ya da farklı üreticilerden sensörler alıyorlar. Sony daha çok böyle Xiaomi. Aynen Xiaomi. İşte Oppo'nun orta segment modelleri. ZTE falan. Bu Çin'de daha çok aktif olan markalar. Orta segmentte iş yapıyor yani. Çünkü evet, üst segmentte zaten o kadar başarılı olsalar kendi telefonları da Dayusomark'ta bayağı bir başarılı olurdu ama baktığımız zaman öyle değil sonuçta. Aslında son dönemde baktığımız zaman hani ödeme tarafında da çok şey değişti dünyada. İşte bu kredi kartlarının mesela temassız özelliği vardı biliyorsun. Evet. Yıllardır kimse kullanmıyordu. Bizden hiç kimse kullanmıyordu. Bir de şimdi herkes temassız var, temassız var demeye başladı. Bunun haricinde bu yine temassız ödeme sistemleri vardı biliyorsun. Yurt dışında çok daha yaygın kullanılıyordu. Mobil cihazlarla şöyle böyle. Ülkemizde de mesela Paysel gibi falan. Evet. Onlar vardı. Onlar da kullanılmaya başladı. Tabii bayağı tabii bir kullanımında çok ciddi artış oldu. Şimdi Paysel falan ne diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar aslında basit bir şekilde. Bu arada araya gireyim ben. Turkcell'in geliştirdiği bir teknoloji. Biliyorlardır zaten. Yani, Turkcell, Paysel.
Bak ismi bile böyle kafiyeli gibi. Türksel Paysel. Bu arada şunu hatırlatmakta fayda var. Paysel operatör bağımsız bir çözüm. Sadece Turkcell'lerle değil tüm operatörlerin müşterileri tarafından kullanılabiliyor arkadaşlar. Paysel uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz ve basit bir şekilde kullanmaya başlıyorsunuz. Bunun haricinde farklı kullanma metotları da var. Paysel üzerinden sadece hani ödeme yapıyorum gibi de düşünmeyin. 7/24 para transferi gerçekleştirebiliyorsunuz. Hattınıza Türk lirası paket yükleyebiliyorsunuz. Fatura ödemesi de yapabiliyorsun. Elektrik, su, doğal gaz ya da benzeri neyse. Bak ben onu mesela zaten anlam veremiyorum. Hala böyle bakıyorum insanlar mesela PTT'de falan. Kuyruk oluyorlar yani. Evet ya. Kuyruk da hani böyle 2-3 kişiden bahsetmiyorum ama bayağı bir kuyruk. Adam amcaya bakıyorum. Elektrik faturası yatıracağım. Tamam belki hani belli bir yaştaki insanlar bilmeyebilir ama yani ya oğlum da mı vardır, bilmiyor. Kızı vardır. Yani illaki birinin bilmesi lazım artık. Ver 100 lira yatırsın ya. Alacak tuşla yani. PSL'den şuradan buradan yükleyecek bitti. 2 dakikada faturanı yani bu kadar kolayken hala insanların böyle kurumların önünde sıra olması bana ne bileyim çok değişik geliyor. Bunun haricinde arkadaşlar PSL'li akaryakıt ödemelerinizi de yapabiliyorsunuz. Biliyorsunuz bu son zamanlarda hani araçtan inmeden ödeme yapma konusu zaten bayağı bir trend olmaya başladı. Yine aynı şekilde Paysel'de de ne yapabiliyorsunuz? Aracınızdan inmeden aracı içerisinde ödemenizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir de anlaşmalı üye iş yerlerinde QR ile hızlı ve temassız ödeme de yapabiliyorsunuz. Evet. Yani temassız kartın yok diyelim ki ama Paysel'le telefon üzerinden direkt ödemeni de yapabiliyorsun. Bu da güzel bir şey. Ayrıca mesela normal bir kredi kartını da Paysel cüzdanına kaydedebiliyorsun. Bu da güzel. Yani aynı zamanda kendi kredi kartını Paysel üzerinden de kullanabiliyorsun. Bunlar güzel bir şey olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Bunun haricinde hani ya ben fiziksel kartları seviyorum vesaire derseniz arkadaşlar fiziksel bir kart da bulunuyor Paysel'de. Yine bu Paysel kartla da ön ödemeli alışveriş kartı gibi kullanabiliyorsunuz. Bir de hazır limit özelliği var. O benim çok hoşuma gitmişti. Özellikle bu hani biliyorsunuz bazı kredi kartlarının limitleri çok yüksek olduğu için insanlar kullanmayı çekiniyorlar ki bence çekinmekte de haklılar. Çünkü internet üzerinden dolandırılma olayları vesaire çok sık rastladığımız başlıklar artık. Paysel'de ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kişiye özel bir limit tanımlanıyor arkadaşlar ve uygulamaya girildiğinde kullanıcılar kendilerine özel olarak tanımlanan bu limiti görebiliyorlar. Bu limiti Paysel kartlarına aktarıp kredi kartının geçtiği her yerde yani tüm alışverişlerinde kullanabiliyorlar. Geriye ödeme kısmı ise Turkcell faturasına yansıtılmış bir şekilde yapılıyor. Acaba kartımdan çok mu çekerler, az mı çekerler, kart bilgilerim alınır mı, alınmaz mı gibi bir durumda söz konusu olmuyor. Bir de şöyle enteresan bir özellik var. Paysel sadece bireysel müşterilere değil şirketlere de hizmet veriyor. İş ortaklarına QR ile tahsilat yapma alışkanlığı kazandırarak son kullanıcıların cep telefonuyla kolayca ödeme yapması sağlanıyor. Yakın zamanda lansmanı yapılan Paysel Android Posta QR ile temassız ödemeyi desteklemekle birlikte tahsilat, stok takibi, e-fatura gibi süreçleri tek bir platformdan sunuyor. Büyük işletmelerden KOBİ'lere kadar her şirketin kullanımına açık olan Paysel Android POS iş yerlerinin maliyetlerini düşürürken verimlilik de sağlıyor. Android POS cihazı içindeki Paysel uygulamasıyla tüm bankaları birleştirdiği için müşterilerin ayrı ayrı bankalarla çalışmasına gerek kalmıyor. Tek bir uygulama ile çalışarak süreçlerini ve maliyetlerini tek bir kurum ile avantajlı bir şekilde yönetebiliyorlar. Paysel'de puanlama yani bir sadakat programı olduğunu belirtelim. Yani alışveriş yaptıkça ne yapıyorsunuz? Puan kazanıyorsunuz. Daha sonra bu puanları isterseniz paket olarak alabiliyorsunuz. Atıyorum konuşma olur, dakika olur, paket olur. Bu şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Ya da işte mağazaya girip Paysel Hediye Dünyam diye bir mağaza var. Bu mağazaya girip oradan mevcut olan markaların hediye çeklerinde puanlarınızı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca ben puan muan istemiyorum, ben sosyal sorumluluk projelerine adadım kendimi diyorsanız güzel bir sosyal sorumluluk projesi de var. Evet, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Geleceğe Nefes Ol kampanyasına fidan olarak da bağışlayabiliyorsunuz bu topladığınız puanlarınızı arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Böylece Paysel Ormanı'nın büyümesine siz de ufak bir katkıda bulmuş oluyorsunuz. Son gelişmemizi de sizlere aktaralım. Son gelişme bizimle ilgili aslında. Yeni bir editörümüz var. Hasan... Değil. Hasan Kağan babasıydı. Babası adı Mehmet Kağan aramıza katıldı. Osman'ın artık yaşlandı biraz. Ben yavaş yavaş yerini... Yaşlandı diyen yalnız yaşıtları camiden çıkmazken kendi burada hala. Yok telefonun şu özelliği var mı? Bu evet özelliği değil mi? Onlarla uğraşıyoruz değil mi? Evet. Senin yaşıtların Facebook'tan çıkmıyor cami evet, değil de. Abuk subuk şeyler paylaşıyorlar Facebook'tan. Şimdi Mehmet Kağan aramıza katıldı. 10 yaşında bir kardeşimiz incelemelerle vesaire bizimle olacak. İlk videosu da pazar günü yayınlandı. Geçtiğimiz pazar. Evet. Yarın da bir tane videosu yayınlanacak.
Ufak ufak böyle onu da ısındırıyoruz. Yavaş yavaş ekibe dahil ediyoruz. Yetiştirmek lazım Osman. Evet, bizim yeni kuşaklar yani biraz. Yani yaşımız kaç oldu hala? Yani bunlar konuşuyoruz yani. O yüzden ona da hoş geldin diyoruz buradan. Onu da takip ederseniz, izlerseniz çok seviniriz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Evet arkadaşlar, Turkcell ile Teknoloji Haftalık Bakış programımızın sonuna geldik. Bu hafta da sizlere teknoloji gündemini yorumlamaya çalıştık. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.